Merkez Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Eskişehir programına Genel Başkan Profesör Doktor Abdurrahim Karslı da katıldı. Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı, Kanal 26'nın sorularını yanıtladı. Karslı, biz Türkiye'nin mevcut siyasetine alternatif olmak istiyoruz dedi. Milleti bölmek için kullanılan tarifler, modası da geçmiş tarifler. Biz daha partimizi kurduğumuz zaman şunu söyledik, dedik ki biz sadece bu mevcut iktidara bir alternatif değiliz. Biz Türkiye'nin siyasetine, mevcut siyasetine bir alternatif olmak istiyoruz. Onun için bir kere bu ayrıştıran tariflerden uzağız. Yani biz ne sağcıyız, ne solcuyuz, ne siyasal İslam'ı tarif ediyoruz, ne etnik bir kökeni tarif ediyoruz, ne de tarihiye mal olmuş şahısları siyaseti alet etmek istiyoruz. Ve ayrım üzerine şimdiye kadar tarif edilen işte şunun devamıyız, şu görüşün devamıyız, Menderes'in devamıyız, CHP'nin devamıyız, Atatürk'ün devamıyız, İsmet İnönü'nün devamıyız, Özal'ın devamıyız, Demirel'in devamıyız. Böyle bir tarifimiz yok bizim. Neden yok? Çünkü genel siyasette, tarifte bunlar yer almaz zaten. Zaten siz ve değişik siyasi görüşteki isimleri partinizde topladınız. Bravo. Dolayısıyla biz dedik ki biz Merkez Parti derken neyi ifade ediyoruz? Sağa da aynı uzaklıkta ve yakınlıkta, sola da aynı uzaklıkta ve yakınlıkta. Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını da sıralayan Karslı, muhalefet inisiyatif üstlenmeli dedi. Muhalefetin inisiyatif üstlenmesi, siyasetin inisiyatif üstlenmesi. Muhalefet korkuyor, siyaset korkuyor. Korkmadan fikrini ifade etmesi lazım. Gel ki diyeceksiniz ki çok şiddetli fikrini ifade edince de bu defa dayak yiyor muhalefet mecliste. Ama şöyle, fikrinizi ifade ederken illa birisini kızdırmak, hakaret etmek, değişik şeyler söylemeye gerek yok. Daha doğruları daha ehven bir şekilde söyleyebilirsiniz ve o havayı da yumuşatabilirsiniz. Onun için muhalefet kavga çıkarmak değil, inisiyatif alması lazım, risk üstlenmesi lazım. Mesela hiç bir şey yapamıyorsa diyebilir ki ya arkadaş biz bir şey yapamıyoruz. Bu mecliste milletin parasını yememize de gerek yok. Madem bir fonksiyonu ifade edemiyoruz, biz sineği millete döndük diye meclisi terk edebilirler. Kazandıkları belediye başkanlıklarını terk edebilir. Bu muhalefet bunu yaparsa, bu resti görürse eğer iktidar ciddi bir sıkıntıya girebilir.